Selamlar Evet arkadaşlar yeni kanalda ilk tepki videosu Ancak gördüğünüz üzere burada herhangi bir görüntü yok Olmayacak çünkü Yine sıkıntılı işlere girmeyelim hatta ses bile olması sıkıntı ancak Çok hafif olduğu için umarım Sesten kaynaklı bir şey olacağını zannetmiyorum Taking charge Jimmy şu an adım adım ringe giriyor Solo scoringi giriyor. LA e karşı Bir de şunu söyleyeceğim It's Cena time John Cena. WWE'nin söylemine göre The Goat koşarak geri geldi. Hemen şunu söyleyeceğim arkadaşlar. John Cena. Yeni bir konsept yapıyorum arkadaşlar. Yeni bir konsepte başlıyorum. Haberiniz olsun. Hemen bu tepki videosu bittikten sonra SmackDown'u puanlayacağım. Haberiniz olsun. Ona göre. Tahtam da burada hazır. Artık yeni yeni kanalda madem bazı şeyleri değiştireceğim. Haberiniz olsun. Şu an LA Knight, John Cena, Bloodline'a karşı yüz yüze. Cena, 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 Bak Heyman dışarı gel dedi. Ama LA Knight diyor ki ha tamam siz eee izin alamadınız değil mi? John Cena, Ledline, Bloodline. Yani Arkadaşlar bu arada bu gece Fastlane var. Bu gece saat 2'de Fastlane var ona göre. Ee Evet. Ben bu geceyi düşünüyorum. Tonight değil de yani. E. Tribal Chief One diyor ediyor. Kabilerin şefi One Abyss Hadi senle ben. Gel burada mücadele edelim diyor. Adamsan gel birebir kapışalım diyor Jimmy'ye. Oh. LA Knight. LA Knight. Yeah. Yalnız John Cena'nın olduğu ringde LA Knight yıldızı parladı ya muazzam. Şeyde de izin veriyor tabi. Tamam Jimmy okey diyor. Jimmy el enet maçı izleyeceğiz arkadaşlar bu akşam. Charlotte. Kırmızıları giymiş yine. Bu arada Roman Reigns'in reklamı yapıldı. Arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ucundan attı Bayley. <laughs> reklamı yapıldı Roman Reigns'in. Ona göre. Geliyor sonunda. Hop. Oh, Io Sky. Io Sky bu arada, evet. Not legal. Ne oluyor? Herkes yerde şu an. <laughs> Herkes yerde. Charlotte bitirmeye yakın. Asuka tutuyor. Ya şöyle rakiplerin takım olması falan... Asuka'ya vurdu yanlışlıkla. O big boot Asuka'ya geldi. Bu da demek oluyor ki... Bayley... Oo! Harbiden roll-up'la alıyordu ha. Bitiyor galiba. Charlotte planlayacak mı lan? Geliyor Bayley. Queen is down. Woo. Olmadı. Olmadı. Natural selection geldi. Bitti. 1, 2, 3. Charlotte pinledi. Charlotte Bailey pinledi. Roman'ı... Roman'a diyor... Ya burada olsa dedi... Yanlış soyunma odasındasınız diyor. Bloodline'ın soyunma odasına Judgment Day konmuş girmiş içeri. Tipe bak tiplere bak Tam tersi olmamamız gereken yerdeyiz diyor Bir tane haber okumuştum arkadaşlar Bloodline'la Judgement'e ortak olarak Survivor serisinde mücadele edecek falan diye Valla sanki oranın adımı atılmış ya Şu an bayağı yüz yüzeler yani Bir şey diyeceğim Acayip şeyler dönüyor ha Yalnız Damien Priest ve SoloSquad kitlendi birbirlerine diğerleri gitti Buradan bir şey çıkabilir Demin çünkü senior maniydi ben unutmayın. Reripli herkes çıktı. Reripli herkes çıksın dedi. Reripli kendisi baksana temsilci olarak Bohemian'la görüşecek. Solo gitmiyor. Olayım <laughs> tamam hadi sen git diyor biz halledeceğiz. Bohemian'la Reripli ne konuşacak acaba merak ettim şu an. Sen wise mensin hadi. Hadi bakalım wise kararı ver. Biz beraber daha güçlüyüz. The judgment Day. Judgment day. Bloodline. bloodline. <laughs> e. Like ne için acaba? Ben bunu sevdim diyor Polhem. Çok mü çok zeki bir şeydi. Kendimi E. Uzun zamandır kendim değilim ama bu çok iyi diyor. I mean, really Harika bu diyor eğer e, bir saniye bana izin verirsen birini arayacağım <laughs> bunu authorize yapacağım diyor. ya yani, telefon izin ver müdürü yerip telefon aramasına bu sefer aramadı authorized e, yani sanırım anladığını düşünmüyorum bunu tamam, bunu Roman'a sormam lazım diye Tamam, tamamen anlıyorum. Diyorum ki... Tamam, bu iş halledildi diyor, sen merak etme, diyor. Rear ipliği. Judgment için halledildi, evet. Ama Bloodline için halledilmedi. Bloodline'ın, bu işin halledilmesi için Roman'ı aramam lazım, diyor. Roman'ı arayacağım, o şekilde. Rear ipliği gözünün içine bakıyor, Roman. Acknowledge <laughs> me. Re Rear ipliğe bak be. Oo. Jay Uso'nun Monday Night Raw'da ben ikna alıcıladığı gibi sen de ben ikna alıcılayacaksın diyor. Yoksa kim? Kim daha güçlü anlamak zorunda kalır yoksa? Judgment Day mı? Bloodline mı? Judgment Day'li Bloodline ya ittifak olacak ya düşman olacak abi. Rom hadi git şimdi diyor Roman'ı ara dedi. Bobby Rey Mysterio. Bak bu izlemeyi isteyeceğim maç ve şöyle bir şey var. Bobby la arkadaşlar Mayıs'tan beri ilk maçına çıkıyor. Unutmayın bunu. Bobby la şu an Rey Mysterio karşı ilk maçına çıkıyor. Mayıs'tan beri. <laughs> Bobby'nin göbeğine Six One'dan çekti ya. Resmen Bobby'nin göbeğine Six one çekti. Geliyor. Hop. Six One Nine. Bu sefer geldi. Rey bitirmek üzere. Ama tabii ki bu bir şey olacak yani. Yakın çekimine girdiğine göre ki bir şey olacak. Evet. Montesford karıştı. Uf. Cruz del Toro. Ama gitti. Ama LWO çok fena hasar idi ya. Oo. Fucking wild geldi. İyice karıştı. Bak LWO logosu şey Porto Rico logo renklerinde bu arada. Tamam dışarıda onlar varken Babileş'te Ray'i bitirecek şimdi. Street Profits yok etti. Ray de geldi. E ee, ama bu ringe döndüğü zaman Bobby yok edecek. Ani bir spear geliyor. İyi izleyin. Spear. Bobby geldi. 1 2 3 Ray maalesef kaybetti. Ama iyi şeyler olacak. Diğerleri öyle bir sakatlanmış ki bu gece festinde olamayacaklar. Birini aramam lazım. Abi 3'e 2 izledi ne olacak dedi. Gidiyor. Ya, of çok fena. Ben bu hareketi çok seviyorum abi. Ama tabii ki Grayson Waller yine yardıma geldi. Dur bakalım. Aa Austin Theory bir şey oldu? Grayson Waller Austin Theory. Sizce yeni of Dragon Lee çok iyi uçtu da çok iyi yerindi bu arada çünkü o şekilde inmese tak diye anons yorumcu masasına giriyor yani. Announcer team. Grayson Waller tabii ki her zaman gibi pisliğine başladı. Bu maçı Dragon Lee'nin kazanacağını ihtimal veren bir kişi var mıydı mesela şu an maça girerken? Tabii ki yoktu çünkü Grayson Waller orada kenarda yani. İmkanı yok yani. Aslında zaten birebirde de yenildi. de. Dragon Lee'de farkında mısınız? Bayağı SmackDown güreşçi oldu yani. Bakalım ne olacak daha böyle NXT güreşçileriyle. Kim? Aaa Cameron Grimes geldi. Cameron Grimes geldi. Beklemiyordum Cameron Grimes'i yalnız. E ee? Aa kazan kazan. Bir. iki. Ben yine göt oldum arkadaşlar. Dragon League kazandır bu <laughs> Ama Cameron Grimes'i beklemiyordum ya. İyi gidiyor yalnız. Ama Paul Heyman dikkat dağıtıyor ya. Uf. <laughs> wow. One. Two. Bitiyordu az daha. L A Night, ya. Yeah. Hadi bakalım kim kazanacak. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar şu sesi bile bir tık artık Kapatabilirim Haberiniz olsun. Duruma gereği. Hop. Tam yapamadı L Night ama olsun. Hadi. Hadi olsun. L Hey, nine, ya. Yeah. Hop, güm. Listen, listen. Sol geldi. Eee, maç DQ. Ah, tabii ki DQ. Tabii ki DQ başkan olacaktı. Şimdi diğerleri de yardıma gelecek. Hadi arkadaşlar, hazır mıyız? John Cena ile başlıyoruz. It's John Cena time. Hop, sol fırlattı dışarı. Tişört çıktı. Ugh. Judgment Day geliyor. Tabii ki de Judgment Day gelecekti. Judgment Day. İki kemer, çanta, Damien Priest en önden geliyor. Arkasında Finn Balor, arkasında JD McDonough. JD McDonough artık buralarda bayağı yerleşti zaten ya. Hadi bakalım. Judgment Day. Bu arada Rhea da geldi. Yok inanılmaz oldu ya. Vallahi karışır buralar ben size söyleyeyim. Buralar karışır. Dur bakalım ne olacak şimdi. Bloodline'a ya dedi beraber işi bir şeyler yapalım ya da karşımıza geç dedi. Postayı koyduruyor. Riyer lider olarak öne çıktı. Heyman elli sıktı ya. Authorized. Roman'ı da aramış belli ki. Heyman. tamam dedi. Arkadaşlar Survivor Series bomba gibi geliyor. Haberiniz olsun. Kaç kişiler şu an oğlum? Baksana bütün Judgment Day var. Solasico var. Jimmy var. de sadece LA Knight'la şey var. John Cena var. Yardım gelmesi lazım. Yok olacaklar. Yok olacaklar oğlum. Aha giriyorlar. Vallahi giriyorlar. Karşı karşıya. Yardım gelecek kesin. Let's go. Hadi. Bu gece festen var unutmayın. Biraz da Uso A C geliyor. C geliyor. C geliyor. Vallahi geldi. Abi Bloodline var karşıda bir Bak Jimmy. Bir diyor ki Jimmy'ye bak o senin diyor ha. Onu alacaksın diye. <laughs> C geldi yardıma. E Jimmy çıktı. Jimmy ne indi lan? Yüzleşemedi. Yüzleşmekten korktu. Yo. Bir tık geri duruyor Jimmy. E Yine azlar. Devam devam. Üç kişiler sadece. Zaten indirirsiniz oğlum. Kaç kişisiniz? Karşıya bak. Yıl taraf. Güzel bir yüzleşme oluyor şu an. Çok keyif alıyorum. E? Cody! Cody Rhodes. Tamam, 4 oldu. Arkadaşlar bunlar hep Survivor Series'in altyapısı ben söyleyeyim size. Bunlar hep Survivor Series'in altyapısı. Evet, 4 kişi oldular şimdi ne olacak? 1 2 3 4 5 6'ya 4 oldular şu an. Bir de Rhea Ripley var. Seyirciler hepsi Cody Rhodes müziği söylüyor. Something something Cody Rhodes. <laughs> Paul Heyman Solskjaer gel gel dedi. E niye ayrı tutuyon lan? Çolay özellikle hep. Aha karıştı burası. Vallahi karıştı. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Bence Festa'ya doğru yapılabilecek belki de en iyi şey yapıyorlar en sonunda. Ha şimdi diyeceksiniz ne alakası var? Evet Festa'ya alakası olmayabilir bazı şeyler ama yine maçı olanlar var. Bir şey diyeyim mi size? Tabii ki de maç olanlar şu an birbirine giriyor ama galiba Survivor serize doğru da adım atılıyor ha. Jay uçuyor. Oop Jay. You can't see me. Hop. Five knuckle shuffle to JD McDonough. Çok iyi. Geliyor. JD McDonough yine bütün herkesten yiyecek birer posta. Ey ey geliyor. Boom. Çok iyi ya. Çok çok iyi. Çok iyi. Güzel. Keyifli. Bana göre şeydi. Haftalık şovun son için harbiden tatlı şu an yani. Oğlum. Be. Cody. Crossroads geliyor. Crossroads geliyor. Hop. Bum! Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan hemen minimal şekilde puanlayacağım. Haberiniz olsun. Bu da yeni konseptim artık. Haftalık şovda puanlıyorum. 10 üzerinden puanım geliyor şimdi. Geceyi güzel kapattık. Evet arkadaşlar. Bir Smackdown'ın daha sonuna geldik. feste e doğru. Bu gece Festeyne var. Saat 2 gibi ben yayın açacağım. Haberiniz olsun. Bunu biliyorsunuz zaten. Her live live'ın olduğu gibi. Şimdi duruma göre bakacağız ha, bu kanalda mı yaparız diğer kanalda mı eğer ihtimalim varsa canlı yayın açabiliyorsam kesinlikle bu kanalda yapacağım bunu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar Smackdown'da keyifli şeyler olmadı mı oldu. LA Knight, John Cena ile açtık. Ee, yani LA Knight açtık daha doğrusu sonradan John Cena yardıma geldi Bloodline'a mevzuya girdiği için. Bir sonraki aşamada yine kadınlar maçı vardı. Keyifliydi bu arada doğruyu söylemek gerekirse. Kadınlar maçında da baya bir hareket vardı. Ee, tabii ki Charlotte oradaysa Charlotte alır. Bobby Mayıs ayından sonra ilk defa ringe çıkışını gördük Rey Mysterio karşı. Maçta LWO'daki çıtırlar sakatlandığı için Fastlane'de bakalım ben birini arayacağım dedi. Yani sürpriz bir şekilde Bad Bunny falan Carlito mu geliyor lan acaba? Yani bir şey biri geliyor Fastlane'de haberiniz olsun bir şey olacak yani. Ya da Dragon Lee'yi bağlayacaklar oraya. O da olabilir. Dragon Lee'de Asun Tiri'yi yendi. Yendiği için diri kaldığı için belki bir Dragon Lee de orada olabilir. Muhtemeldir çünkü Dragon Lee o olayların içindeydi. O da olabilir. <laughs> Hadi her şeyi geçtik. Judgment Day'in Bloodline'ın arka alanında bir şeyler yapması. o soyunma odasına girmesi. Oraları karıştırması. Ondan sonra Rhea Ripley'nin posta koyması Paul Heyman'a. Knowledge mi demesi. Roman'ı bir arayayım ben de hani bakalım Judgment Day ile Bloodline aynı yerde mi olacak falan acaba deyip gerçekten de aynı yerde olması. Main Event'te ilk diskalifiyeli bitmesi çok hoş bir şey değil. Doğruyu söylemek gerekirse <laughs> LA Jimmy'nin maçını Solis karışmasıyla ancak Judgment Day'in gelip el sıkışması. Rhea Ripley'nin adeta lider olması güzeldi. Şeyin Judgment Day'in. Ondan sonra tabi bence Survivor serisinde adımları atıldı. J geldi, Cody geldi, kargaşa ile bitti ve en sonunda Face taraf ayakta kapattı geceyi. Şimdi tabii ki daha ötesi olabilirdi, daha iyisi olabilirdi. Ancak Fastlane'e doğru artık son show oldu. Bir şeyler artık bağladılar. Hani şöyle söyleyeyim, maçı olanları bağladılar birbirlerine. Keyifli miydi, keyifliydi. Zaten Fastlane'de çok da maç yoktu şu anlık. Ne olacağı belli değil. Göreceğiz ne olacağını. Ben bu SmackDown'a 7 veriyorum arkadaşlar. 10 üzerinden 7'lik bir şovdu bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaç veriyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın bakalım. Sadece tepki videosu değil. Böylece puanlamış da olduk. Artık konseptimi böyle yapacağım. Raw ve en sonunda puan da vereceğim onun üzerinden. Haberiniz olsun. Yeni kanalda yeni umutlar, yeni yolumuz. Hayırlı olsun ben pes etmeyeceğim. Devam edeceğim. Siz de buradasınız. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.